Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 21.05.2016 Cumartesi günü öğleden sonra bugünkü sohbetimiz, iki bölümlü olan sohbetimizin birinci bölümünde daha evvel takip ettiğimiz Lemaat'tan bir bölüm yapmıştık. Şimdi gecenin özelliği itibariyle Berat Kandili diye o sahadan biraz bahsedelim. O sahada yola çıkalım. Nereye kadar gideriz? Süremiz verdiği şekliyle devam edelim inşallah. Bu sohbetin yapıldığı, bakın, sohbet tarihi, oradan kayda alınan, kitap haline getirilen sohbet tarihi 13.04.1987 günü yapılmış bir sohbet. Bakın günümüzden kaç sene evvel. O günkü geçerli olan düşünceler, bilgiler bugün de aynı. Daha da gelişerek devam ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Mübarek geceler ve bayramlar. Üçüncü bölüm Berat Kandili. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Muhterem gönül dostları, kardeşlerimiz, evlatlarımız diye o gün başlayalım. Bu akşamki sohbetimizi gecenin özelliği dolayısıyla Berat Kandili hakkında oluşturmaya çalışacağız. Cenab-ı Hak cümlemize bu gecenin hakikatlerini anlayacak uyanık bir kalp ve açık bir zeka ve göz nasip etsin. Arabi aylardan Şaban ayının 14 gününü 15 gününe bağlayan gece Berat gecesidir. Evvela Berat kelimesine bir göz atalım. Berat gecesinin özellikleri: bir, ayet-i kerime Hamim vel kitab-i mübin diye başlıyor. Duhan 44'e 1-8 ayetler isterseniz yazın. Bakabilirsiniz. Bunlar bilindiği gibi Hamim, 7 Hamim suresinden bir tanesi bu. Yani Kur'an-ı Kerim'de 7 tane Hamim'le başlayan, huruf-u mukatta dizilen harflerle başlayan muhtelif sureler var. Ancak birbiri arkasından devam ederek gelen ve ha ve mim olarak başlayan da 7 tane sure var. Bu sureler Peygamber Efendimiz'e ithaf edilmiş, yani onun hakikati üzere inmiş ve her bir sure onun bir mertebesinden bahsetmekte, ayrıca da nefis mertebelerinden bahsetmekte. Yani 7 nefis mertebesinin her bir sure bir zuhuru manasında. Belki içerisinde açık olarak o mahiyette bilgiler olmayabilir ama genelde ifade ettiği saha orası. Ve baştaki ha, mim ne demek? Hakikati Muhammediye demek. Biraz daha ileriye gidersek ne çıkar? Hak olan Muhammed çıkar. Amin. Min hakikati bu. Hak olan Muhammed. Peki olur mu böyle şey diye olur da sorarlar. Onun da cevabını Peygamberimiz kendi veriyor zaten. Bana bakan hakkı görür diyor. Yani daha ne istesin? İnkar var mı? Mümkün diyor. Men reani reani fakat Arapça, men re'ani fakat Arapça hak. Real hak. İşte demin ki birinci bölümdeki Celal ile Mücella ile
şeyle, parlaklık ile ne kadar ilgili. Bana bakan hakkı görür diyor. Demek ki Cenab-ı Peygamberimiz o kadar mücella, parlak bir ayna haline gelmiş ki onda aksedenin hak olduğu ve Muhammed ismiyle oradan hakkın görüldüğünü açık olarak ifade ediyor. Gönlü Muhammedi temizlenmiş, kendine ait bir varlığı kalmamış. Orada görülen ne varsa, karşıdan yansıma olan hakkın ayrıca zatî tecellisi, hakkın ilahi cemali Hazreti Resulullah'a aksettiğinden ve onun gösterdiği de hakkın cemali olduğundan o zaman bana bakan hakkı görmüş oluyor. Nasıl oluyor? Hak evvel, Muhammed ahir olmuş oluyor. Yani Muhammed perdesinde hak görünür daim diyor. Nasıl oldu? ilmi hakka Adem, zati ilmi ilme Muhammed oldu. Ayna ikisinden zuhur etti. Ulumu din diye şimdi takipte aklıma gelmedi de mali o şekilde. Allah bilimde görünmedi. Peygamber Efendimiz göründü, bilinmedi. En büyük sır deniliyor o. Ha, bir bakıma o işte. Allah bilindi, görülmedi diyor. Ama Peygamber Efendimiz bilindi, göründü ama bilinmedi. Doğru, hakikati itibariyle. Onu biraz daha ileriye götürürsek, Allah bilindi, görülmedi. Peygamberimiz görüldü, bilinmedi. Hazreti Ali Efendimiz hem görüldü hem bilindi. Yani velayet hakikatiyle bunların bize devam etmesini sağlayan o kimse oldu. Bismillahirrahmanirrahim. 44'e 1'e 8. Mealen hamim. Açık olan kitaba andolsun ki. Bakın mealine dahi baksak, açık olan kitaba derken ehli zahir Kur'an-ı Kerim'i ifade etmekte, orada anlamakta. Ama ayet-i kerime evvela hamim ile başladığından, işte bu hamim açık kitap olan Hazreti Muhammed'dir demek istiyor. Açık kitabı andolsun. Yani sizin önünüzde gördüğünüz, varlık olarak, birey olarak gördüğünüz ki açık, kapalı bir halde değil. Kapalı olsa odanın içine girdi, perde çekildi, kapalı. Böyle değil, açık. Yani gözünüzün önünde. Ayrıca hani deniyor ya, لَكَدْ جَاكُمْ رَسُولٌ مِنْ نَنْفِسِكُمْ aziz. Size nefsinizden aziz bir peygamber geldi. Ehl-i zahir bunu da nefsinizden derken insan türünden, o kavmin içinden bir peygamber geldi diye arkaya atmakta. Ama irfan ehli o ayete baktığı zaman içinizden diyor, o kadar nefsinizden diyor. Mekke şehrinden demiyor. Kavmin içinden, insanların içinden demiyor. İçinizden, sizin içinizden, o kadar açık. Nefsinizden bir peygamber geldi. İşte kim ki bu hakikatleri idrak ediyorsa, İkra gecesinde olduğu gibi ona da o hüküm söyleniyor ki oku. İçindeki okuyan, içindeki duydukların doğrudur, oku. Bunları zuhura çıkar. İşte kişi o zaman hakikat-i Muhammediye'nin mazharı olarak, sureti olarak içindeki hakikat-i ilahiyeyi oku diye o kişiye de özellikle bu gelmekte. Ama bunu kendi idrak ettiği zaman, yani o ayet-i kerime her birerlerimizin hakkında geçerli, başta peygamberimiz olmak üzere tabii bütün her birimizde cinsiyet fark et, gözetmeksizin her birerlerimizde size nefsinizden bir peygamber geldi. İşte bu hakikati idrak ettiğimiz zaman bize gelen varidat türü, tecelli türü şeyleri alıp ama inceleyerek, şeriat mertebesi hukukuna vurarak
kabullenmemiz bizde de yeni yeni doğumlar meydana getirmektedir, getirecektir de zaten. Hani bu Lemaat kitabının Ahmet Avni Konuk çevirisinin başına koyduğu çok Mevlana Camii'den alınmış bir söz var. Diyor ki, şimdi tam hatırımda değil ama, bir kimse ey Sari kendi hakikatini idrak et. Kendi hakikatini idrak ettiğin zaman Füsus-ül Hikem'den ve Lemaat'tan bulamadığın bir hakikati kendi gönlünde bulursun. Ne kadar müthiş bir söz. Nasıl bir güzel bir şey. Ve insana ne kadar büyük değer veriyor ve kıymetinin ne derece yüksek olduğunu belirtiyor. İki cümle ama nasıl muhteşem. İşte bunlar arif insanlar, irfan ehli olduklarından, o onlardan da konuşan hak olduklarından böyle güzel ifade ve hükümleri ve hiç tereddüt şüphe olmayacak kesinlikte ölçüler veriyor, bilgiler veriyor. Ne demek? Füsus-ül Hikem dünya yüzünde şeysi olan, benzeri olanların en üstünde olanlardan bir tanesi, başlıcası belki. Lemaat dediğimiz şu öyle. Mesnevi-i Şerif öyle. İşte o ayarda kaç tane kitap var. Gülşen-i Raz o sistem içerisinde. Onlarda bile bulamadığın bir sırrı diyor. Bakın yani nasıl destek. Onlar aşağı yukarı bütün mevzuları ortaya getirmişler, belirtmişler, koymuşlar. Ama ne kadar bir kimsenin, yani bir kimsenin bilgisi geniş olursa olsun, milyonlarca kişinin beynin ürettiği bilgiye ulaşamaz. Ulaşır, belki de geçer ama teferruatta, yani sokaklarda, caddelerde o bir caddeye girmemiş olabilir. Yani bir şehre girmiştir de ama bir başka şehre, caddeye girmemiştir. İşte o caddede, sokakta oturan kişi onun bilgisinden, o sokak hakkında, diğerleri değil, o sokak hakkında daha çok bilgiye sahip olmuş olabilir. İşte siz onlardan biri olabilirsiniz. Dikkatle hayatınızı sürdürün diyor ve değerinizi bilin diyor. Füsus-ül Hikem'de ve Lemaat'ta bulamadığın bir hakikati, bir bilgiyi kendi varlığında bulabilirsin. Tabii bunun bulunabilmesi için de seyrinin yapılması lazım gelmekte. Cenab-ı Hak cümlemizi alemin hakikatine ulaşamasak bile kendi hakikatimize en azından ulaşan kimselerden eylesin. Aksi halde bir insan allame-i cihan olsa, yani bütün cihanın en büyük alimi olsa da kendinden farkı olmasa, kendini fark etmese, o bir bakıma alemin en büyük cahili ve ziyan içinde olanı olur. Neden? Çünkü vaktini boşa harcamış olur. Ne kadar çok bilgi edinirse o kadar çok oraya zaman harcayacağından, bu bilgi de ahirete dönük bir bilgi olmadığından, zaten burada kalacağından, ha para biriktirmiş burada kalmış, ha ilim biriktirmiş o da burada kalmış. İlim ona derler ki senden ayrılmaz müdam demişler. Yani bilgi öyle bir bilgi olmalı ki bütün alemde sana faydalı olabilmeli, yol gösterebilmeli, elinde ışık olabilmeli, ahirete dahi geçebilmeli. O büyük müfessirlerden birisi, kayıt alırlar ya müfessirler, onlardan unutuyorum bazı isimlerini. Çok büyük bir tefsiri var. Ne diyorlar hatırınızda? Elmalı'nın da kaynağı. Razi. Razi zamanın en büyük ilim insanlarından birisiymiş. Hem gökyüzü astronomi bilgisi hem tıp bilgisi üzerinde çok ileri derecedeymiş. İki tane kitap yazıyor. Birisi tıbba ait, birisi de göğe ait. Astronomi mi, astroloji mi, astronomi mi diyorlar. Ancak kendisi bunu ilk defa yazdığı için genele çıkarmaya cesaret edemiyor. Ben bu bilgileri buldum, yeni bilgiler var, daha sonra tasdik görmediği için acaba şüpheli mi, yanlış bir şeyler var mı, yanlış bir şey öğretir miyim, bunun mesuliyeti üstünde olur gibilerde.
akıl danışacak, o kitaplarını gösterecek birisini arıyor. Muhittin Arabi Hazretleri'ne rica ediyor. Bir elçi gönderiyor kitaplarıyla beraber. Efendim müsaadeniz olursa, vakit bulursanız şu kitapları bir inceler misiniz? Piyasaya daha henüz çıkarmadın. Evet. Sizin yanlış gibi gördüğünüz bir şeyler varsa mütalaanızı almak istiyorum diye gönderiyor. Alıyor Muhittin Arabi Hazretleri de o kitapları. İşte gelen diyor bir hafta sonra gel, 15 gün sonra gel. Neyse tetkik etmek için zaman istiyor ve tetkikini yaptıktan sonra da içine bir not koyuyor. Eleman da görevli almaya gelince alıyor onları, veriyor. Bak diyor içinde not var, okusun. Tabii Razi onu çok heyecanla bekliyor. Nasıl dedi acaba, fikri nedir diye. Notu açtığı zaman bakıyor ki her ikisi de çok güzel olmuş. Zamanında ender bulunan şeyler. Bu işte Peygamber Efendimiz'e ikra oku dediği hakikatten orada var. Yani onun kalbine gelen yahut ilmi manada, tecrübi manadaki bilgiler gerçekten doğru mudur diye bir tasdikçi gerekiyor. İşte bu mertebeye de ne diyorlar? Cibrillik mertebesi, Cebraillik mertebesi. Olsa istidad-ı salik, kabili idraki vahiy, emri hak irsali de her zerredir bir Cebrail demişler. Yani salikin kabiliyeti, istidadı olsa ki vahiyin ne olduğunu duymaya, bilmeye gerçek manada her zerre bir Cebrail'dir. Yani bu hakikatten haber getirir diye de bu gerçekten çok, ben diyorum bu Hazım Baba'nın şiirinden alınmış bir bölüm. Onun gibi şimdi Muhittin Arabi Hazretleri'nin kitabı tasdik etmesi onun Cebrail'i hükmünde oluyor. İşte çok güzel olmuş, tebrik ederim, zamanının nadidesi yok başka işte diye. Ancak bir şerh koymuş, altına not koymuş. Gidilecek olan yerin göğü yoksa, güneşi yoksa, yıldızı yoksa, ayı yoksa bu ilim neye yarar? Yine gidilecek olan yerin hastası yoksa, doktoru yoksa, hastanesi yoksa, ilacı yoksa bu ilim neye yarar? İlim öyle bir ilim olmalı ki ebedi olarak kişiye fayda sağlasın ve kendisiyle birlikte kalmasın. Yani kendisi göçtüğü zaman o bu dünyada kalmasın, kendisiyle birlikte gitsin. O da diye ikazını duyunca gerçekten de Razi'nin hayatında da bir inkılap oluyor bu. Ondan sonra dini ilimlere de yöneliyor ve işte 35 cilt ne derler o tefsirini yazıyor bunun üzerine. Yani şu mesele pratikte yani hepimize lazım olan bir şey. Kişinin aklına türlü türlü düşünceler gelebilir, isabetlidir, değildir. Gelen bilgilerin hepsinin doğrudur diye kabullenmek çok tehlikelidir, yanlış yerlere yönlendirir ve hiçbir ayrım yapmadan yani eleştiri, araştırı ve üzerinde durmadan şeriat hukukuna uygun mu değil mi diye bunlara duymadan onu alıp kabullenmek şirk ve küfür hükmünde olur. Bu kadar tehlikeli bir sahada. Çünkü hiçbir şekilde üzerinde beşeri olarak oynanamayacak olan şey Kur'an'dır ve gelen kişi de peygamberdir. Ancak bu ilahi kelamda değişiklik söz konusu olmaz. Yani mutlak olarak gelmiştir. Hiçbir şeysi değiştirilemez. Eğer öyle kabul edersek geleni, bakın ne kadar tehlikeli bir hasret ve büyük saygısızlık. Kişi kendini peygamber, geleni de vahiy kabul etmiş olur. Böyle bir şey de söz konusu olamayacağından kişiye iyi niyetiyle bile olsa mesuliyet yükler. Birisi der ki ben öldürdüm ama iyi niyetle öldürdüm. Hukuk bunu tanımaz. Katillik katilliktir, bunun iyi niyeti olmaz. Diğeri ise bilgi katilliği olur. Aynı şey. Yanlış olur. Bu da işin bir başka tarafı.
Devam edelim. Ayet-i Kerime'yi okumaya. Hamim apaçık olan kitabı andolsun ki bu apaçık olan kitabın bir tanesi de Alemler kitabı. Bütün bu alemler Allah'ın yani Kur'an-ı Kerim'in fiziri ve tafsili kitabıdır. Deminki mevzuda da olduğu gibi hani otağını kurdu, bu alemlere hazinesini açtı. Bütün ne varsa hepsini ortaya çıkardı, saçtı. İşte bu ilmi ilahiyedeki Ümmül Kitap'taki bütün varlığın ayan sabiteleriyle bütün bu aleme yayılması ki levh-i mahfuz. Levh-i mahfuz da Kur'an'ın kendisidir, tafsilatıdır. Bu alemlerde bu ilmin görüntü sahasıdır. Her birerlerimiz, bakın bütün varlıkta ne varsa, insanlar da her birerlerimiz bir ayet hükmündeyiz, bir kelime hükmündeyiz. Ancak insanlar kendilerini bilen, bulan insanlar Allah'ın zati ayetleri hükmündedir. İnsanlar Allah'ın zati ayetleri hükmündedir bu alemde. Diğer görünenlerde ne varsa alemde efali, esma-i, sıfati ayetleridir. Ki ayet-i kerimeleri okurken de zaten biraz dikkatle okursak ayetin mertebesini tespit etmemiz mümkün olur. Fiili ayet mi, esma-i ayet mi, sıfatili, zati ayetler mi diye. Ve nefahti fî min ruhi derken o ayet-i kerime hem telaffuzu itibariyle yani fail olan söyleyeni itibariyle zati ayettir. Hem de muhatabı olan Adem ve Ademler olarak zati tecellidir. Yani söyleyen de zat, nakledilen yer de zat. Mesela ayet-i kerime, biz geceyi gündüzü sizlere işte birer nispet olsun, birer misal olsun diye halk ettik demesi, ayet zati ama görüntü efali. Anlaşıldın mı? Bu mühim bir ölçüdü. Buna da dikkat etmek lazım. Yorum yaparken buna da dikkat etmek lazım. İşte apaçık olan kitabı andolsun ki o kitap bir bakıma bütün bu alemler kitabı, bir bakıma Musaf-ı Şerif açık olan kitap, bir bakıma da insanı kamil kitabı, bir bakıma da gelmiş olan Hazreti Peygamberimiz bir ilahi kitap olarak. Çünkü Hamim vel kitab-ül mübin diyor. Yani Hamim evet, vel kitab-ül mübin. Yani ikisi eş manasında. Hamim ve kitap. Bakın ve kitap birlikte. Aynı şey. Yani aynı değerde olduğunu belirtiyor. Biz onu kutlu bir gecede indirdik. Doğrusu biz insanları uyarmaktayız. Katımızdan bir buyrukla her hikmetli işe o gecede hükmedilir. Doğrusu biz öteden beri peygamberler göndermekteyiz. Eğer kesin olarak inanırsanız bilin ki bu senin Rabbundan, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbundan bir rahmettir. O işitendir, bilendir, ondan başka ilah yoktur. Diriltir ve öldürür. Sizin de Rabbiniz, önceki babalarınızın da Rabbidir. Bakın baş taraflarda biz bu kutlu gecede indirdik derken ayetin sonuna doğru geldiğinde bakın eğer kesin olarak inanırsanız bilin ki bu senin Rabbundan göklerin yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbundan rahmettir. Demek suretiyle şey değişti, kitap değişti. Yani bir başkası devam ediyor ayete. Cenab-ı Hakk'ın bir bölümde zatından ben indirdim, ben yaptım derken arkadan sonra bir başkası ayeti, yani bir başka mertebe ayet devam ediyor. Ve ne kadar açık bakın. Rabbinden bir rahmettir. O işitendir, bilendir. Ondan başka ilah yoktur. Diriltir ve öldürür. Bunlar hep tarif. Ve Cenab-ı Hak
kendi bunu söylemiş olsaydı, öldüren benim, dirilten benim, ne derdi? Bilin ki bu Rabbimdendir. Rabbimden bir rahmettir. O iştendir, bilendir demezdi. Ben işitenim, bilenim derdi. Ayet aynı manada devam etseydi. Anlaşılıyor mu? Biraz ince işler ama. Karıştırıyor iyice aklınızı. Şey, anlatılacak derken. Sizin de Rabbiniz, bakın önceki babalarınızın da Rabbidir. Şimdi bu birinci olan hadiseler. İki, kıblenin yönü bu gecenin ertesi günü Kudüs'ten Mekke'ye, Kabe'ye döndürülmüştür. O zaman Berat Gecesi diye isimlendirilmiş olan bir vakıa, aslında bir gece diye belirtilmekte ama bu ne gece ne vakıa, bir gerçek ilmi yaşantı. Yani seyri sülük yolunda bir ilmi yaşantı. Üçüncü hali, yani üçüncü ifadesi diyelim. Mahlukatın bir yıl içindeki rızıklarına, alacaklarına ve ömürlerine dair Cenab-ı Hak bu gecede takdirde bulunmuştur. O yılın programı bu gece içinde yürürlüğe girmektedir. İşte Ayan-ı Sabite'nin programı, senelik programı bu gece içerisinde yeryüzü semasına indirilmekte. Ve bundan sonraki şey gecesine, Berat gecesine kadar bir program oluşturulmakta. Aslında bu Berat gecesi önümüzdeki senenin Berat gecesinin başlangıcıdır. Çünkü iki gece var, sıralamaya bakıldığı zaman sıralama uymamakta. Onu burada baş tarafta belirtiyoruz zaten. Mesela Mevlüt gecesi, Mevlüt gecesi ilk önce oluyor, Regaib gecesi daha sonra oluyor. Bu sisteme ters. Evvela Regaib gecesi, sonra Mevlüt gecesi olacak. Niye? Hiçbir terslik yok, hiçbir yanlışlık yok. Bu sene kutlanan Regaib gecesi, bir dahaki senenin Mevlüt gecesini hazırlamış oluyor. Berat gecesi de böyle. Yani iki gece gelecek senenin öncülüğünü, yani hazırlanmasını yapıyor. Biz zannediyoruz ki o sene içerisinde kutladığımız bütün mübarek geceler o seneye ait değil. İkisi gelecek seneye ait, üçü içinde bulunduğu bu seneye ait. Yani ikisi önde, üçü arkada gitmekte ki bu dışarıdaki resim de biraz onu ifade ediyordu. Şu kitabın üstündeki bu İsviçre zannediyorum Müslümanların simgesiydi. Müjdat getirmişti bunu bulunduğu yerden de. Oradaki Müslümanların dünya anlayışı. Üstünde de işte Kabe ve şeyler var. Minareler var. Bu gece Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu geceyi Hazreti Ayşe validemize anlatırken şöyle buyurmuşlardır. Bu gece Şaban'ın 15. gecesidir. Allah-u Teala bu gecede Beni Kelp kabilesinin koyunlarının tüyleri kadar insanı cehennemden azat eder. Fakat bu gecede kendisine eş ve ortak koşanların, Müslümanlara karşı kin ve düşmanlık besleyenlerin, akrabaları ile münasebeti kesenlerin, hayat ve ihtişamlarına mağrur olanların ve ana babasına isyan edenlerin yüzüne bakmaz. İki hadis daha var. Onları da okuyalım da sonra artık yukarı geçeriz. Allah Şaban ayının ortasındaki Berat gecesinde dünya semasına tecelli edip müşrik ve haksız yere başkalarına öfkelenip düşmanlık yapan kimseden başka tüm insanları bağışlar. Ramuz 1236 hadismiş. Şaban'ın yarısında Berat gecesinde Allah kullarına muttali olur, müminleri bağışlar, kafirlere mühret verir, kin ehline ise kinlerini bırakıncaya kadar affetmeden kendi hallerine bırakır. Hadis Ramuz 1200
1989'muş. Şurada bir Kelp kabilesi geçti. Bu gece Şaban'ın 15. gecesidir. Allah-u Teala bu gecede Beni Kelp kabilesinin koyunlarının tüyleri kadar insanı cehennemden azat eder. Bu Kelp kabilesi bilindiği gibi karşılığı köpek kabilesi. Bunlar kötü işler mi yapmışlar da neden bu vasıfla isimlendirilmişler? Değil. Dedi ya, koyunlarının tüylerinin sayısı kadar. Bu kabilenin diğer kabilelere göre koyunları çok fazlaymış. Koyunları gütmek için de köpeklere ihtiyaç olduğu zaman çokluğu bakımından, yani köpeklerin çokluğu bakımından kabilenin ismini öyle koymuşlar. Yoksa kendilerine ait bir eksiklikleri, kötülükleri olması bakımından değil. Bakın ne kadar değişik bir iş. İşte Cebrail Selam da Peygamber Efendimiz'e geldiği bazı zamanlarda insan suretinde geliyordu. Ve bu kabileden bir kişi suretinde geliyordu. Dıhyeti Kelbi. Evet. Kelp kabilesinden Dıhye. Bu zat-ı şerif beyaz bir Arap'mış. Gerçekten de çok güzel bir insanmış. Medine'ye geldiği zaman duyulduğunda Dıhye gelmiş, Dıhye gelmiş diye dilden dile herkes sokaklara çıkarmış onu görmek için. İşte Cebrail Aleyhisselam da bu yüzden onun suretinde en güzel bir şekilde geldiğini söylüyorlar. Ha, köpekler bu kadar çok olursa koyunları ne kadar çok ve her koyunun üstündeki tüyü saymak da mümkün olmadığına göre çokluktan kinaye bu kıyası yapmış Efendimiz. Kelp kabilesinin koyunlarının tüyleri miktarınca sevap kazanır yahut günahları dökülür diye. Nasıl diyordun? Gecede takdirde bulunmuştur. O yılın programı bu gecede olur. Şaban'ın 15. gecedir. Allah-u Teala gecede Beni Kelp kabilesinin koyunlarının tüyleri kadar insanı cehennemden azat eder. Bakın sevap dedi. Bu kadar insanı cehennemden azat eder. Diye devam ediyor. Evet, şimdi muhterem canlar, Berat gecesinin ne olduğunu daha iyi anlayabilmemiz için evvela Berat sözcüğünün ne ifade ettiğini anlamamız gerekmektedir. Başta da dediğimiz gibi bu da geliyor. Berat bilindiği gibi bir yükümlülükten kurtulmak, herhangi bir şekilde suçlanıp o suçtan beraat edip temize çıkmak, borcun ödendikten sonra aldığı ibra ve nihayet bulunduğu zor halden kurtuluştur diye ifade edilebilir. Bu mevzuyla ilgili kitaplarda Berat Kandili uzun uzadıya anlatılmıştır. Bizim bunları ekleyecek pek bir şeyimiz yoktur. Biz daha ziyade gönlümüze geldiği, aklımızın erdiği kadarıyla bu gecenin bizlerdeki karşılık ifadesinin ne olduğunu söze getirmeye çalışacağız. Berat Kandilinden, mübarek geceler kandillerde bir sürü kitaplar var. Şeyde, kitapçılarda bulunabilir. Ama orada verecekleri bilgiler işte şu hadis bu hakkında söylendi, bu hadis bunun hakkında söylendi gibi bilgilerdir. Onlar da altyapı olarak lazımdır. Birinci manada berat, berat, beraat etme, ber, Ebrar zümresi yani iyilikler toplumu diye Kur'an-ı Kerim'de geçer. Ebrar. Bir hadisi şerif veya kutsi'de her zaman aklıma gelmiyor bazı şeyler. Ebrar'dan olan kimselerin sevapları mukarrebun indinde günahtır diye bir hadis var. Seyyiyetül mukarrabin diye hasenatül ebrar seyyiyetül mukarrabin. Duymuşsunuzdur, bilinen bir şeydir. Ne kadar müthiş bir ifade bakın. Hasenatül ebrar ber, yani burada bahsedilen iyi hal sahibi, iyi ahlak sahibi olan kimselerin haseneleri hasenatül ebrar seyyiyetül mukarrabin
mukarrabinin günahlarıdır diyor Efendimiz. Nasıl izah ederiz bunu? Biraz tefekkürle düşündüğümüz zaman. Yani mertebeler arası farkın ne kadar büyük, anlamlı ve ayrı olduğu ortaya çıkıyor. Yani bir mertebede sevap olan, çok güzel olan bir şey o mertebe hakkında ve o mertebede yaşayan kişi hakkında. Sevap ve güzel olan bir şey ama bir üst mertebe hak ahalisi için seyyiye hükmüne girmekte, yani günah hükmüne girmekte. Ne kadar müthiş bir tabir ve tarif. O halde işte gerekli olan meratib-i ilahiyeyi az da olsa ana hatlarıyla bilinmesi gerekiyor. Eğer bir kimse mukarrabin hükmünde ise, o sahada ise ebrar işini yapmaya kalkıyorsa geriye inmiş olur bakın. Şerata göre çok üstün bir vasıf olduğu halde hakikat mertebesine göre geriye düşmüş olmak. Ama orada yapılan şeyleri bilinçli olarak, şuurunda olarak yapıyorsa o zaman bir şey lazım gelmez. Biliyordur çünkü bürünmüş olmuştur o zaman. O da sahanın ayrı bir halidir. Birinci manada berat kişinin hakkın emir ve yasaklarına uyup bedensel mertebede yaşamını bu kurallar üzerine bina edip isyan etmeden, günaha girmeden her varlığı ile iyi bir muamele ile sürdürmesidir. Bütün bunun karşılığında kazandığı Rabbinin hoşnutluğu onun beraatı olacaktır. Bu genel hükümdür. Ey hak talibi olan canlar, daha evvelce işaret edilen regat ve mevlut yaşantılarıyla belirli bir idrak seviyesine yükselen salik, berat mevzu ile de gerçek beratın ne olduğunu anlamaya çalışmalıdır. Daha evvel regaif ve mevlüt geceleri geçtikten sonra bu geliyormuş. Birinci berat, günahtan, isyandan kurtulmaktır. İkinci berat, kendinde var zannettiği benliğinden kurtulmaktır. Birinci berat, beratı gerçekleştiren kişi iyi bir insan olur. İkinci beratı gerçekleştiren kişi ise kendini bulan bir insan olur. لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيمٌ Sure Ali İmran ayet 92. Onun ne hali? Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda infak etmedikçe birra, yani iyiliğe eremezsiniz. Muhakkak ki Allah onu bilir. Biz ne yapıyoruz? Eskimiz bir pantolonumuz varsa, eskimiz bir gömleğimiz varsa çıkartıyoruz onu. Birilerine vermeye çalışıyoruz. Tabii bu da güzel bir şeydir. Evde gardıropta, dolapta duracağını başkaları ondan istifade etsin. Ancak bu verirken zaten gözden çıkmış olan o malı vermek çok kolaydır. Ama sevdiğiniz şeylerden ikram diyor. Yeni bir elbisemiz varsa onu yeni elbise olarak daha giymemişiz. Ya bir sefer, iki sefer giymişiz. Vermek biraz zor oluyor. Şeysi o, verdiğiniz şeyler değil, sevdiğiniz şeylerden vermeniz. Ayet-i kerime leysel birra diye ayrıca devam ediyorum. Birrin neleri varsa onları söylüyorum. Meal olarak okuyalım. Vaktimiz çünkü yetmiyor. Bakara 177, oradan not alıp bakılabilir. Mealen, yüzlerinizi doğuya veya batıya çevirmeniz iyilik ver değildir. Yani batıya doğuya derken şey yerleri ya bunlar, secde yerleri, kıble, Kudüs ve Kabe-i Muazzama, bundan bahsediyor. Yani Kudüs'e de, şeye de dönmeniz, Kabe'ye de dönmeniz ber, ibra değildir. Ancak ber, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere iman etmek,
sevdiğim mallardan yakın akrabalarına, yetimlere, fakirlere, yolculara, dilencilere ve kölelere dağıtmak, namaz kılmak, zekat vermek, söz verdiği zaman sözünde durmak, sıkıntılı zamanda, zorlukta ve sıkıntıda sabretmektir. İşte bunlar doğru kimselerdir ve bu kimseler muttakilerdir. Yani berrin diğerisinde ittikası hali muttakidir. Yukarıda bahsedilen iki ayet ve benzeri daha birçok ayet, zahiri mana itibariyle birinci beratın hakikatini çok açık bir şekilde anlatmaktadır. Ayrıca batini manası itibariyle ikinci berata atıf vardır. Geri geldikçe değinmeye çalışacağız. Muhterem Hak yolcusu, berat gecesi sadece senede bir defa gelen bir gece değil, ayrıca hayatında gerçek bir yaşam olan kendine ulaşma yolunda büyük bir aşamadır. Kişi kendine ulaşamazsa Hakk'a da ulaşmasına yol yoktur. Birimsel varlığın Hak yolunda en büyük engeli kendine ulaşamamasıdır. Yani kişinin kendini bulamamasıdır. İşte bu nedenle burası bir yol ayrımıdır. Burada ya benliğin ile hayatını sonuna kadar sürdürür, Hak'tan ayrı düşersin veyahut kendini aradan kaldırır, gerçek batini berre ulaşır, beratını alırsın ve işte o zaman kıblen değişir, gerçek kıblene dönersin. Özel hitapların gelmeye başladığı yer burasıdır. Onun için Kur'an-ı Kerim bu gecede dünya semasına inmeye başlamıştır. Hani başta diyor ya, biz onun mübarek bir gecede indirdik. Diğer ifadeyle de Kur'an-ı Kerim Bakara suresinde Ramazan ayında inmiştir 27'sinde diye. Orada bu geceden bahsedilmekte, diğerinde de indiği zaman belirtilmekte. Ramazan'da inmiştir diye. Yani aynı iki ayet aynı hadiseden bahsetmekte. Kur'an-ı Kerim bu gecede dünya semasına inmeye başlamıştır. Bir başka ifadeyle senin gönül semana ilahi hakikatler inmeye başlar. Ancak bu geceye kadar gelip bu temizliğe ulaşınca. Bir başka ifadeyle senin gönül semana ilahi hakikatler inmeye başlar. Çok yüce ve ulvi hallerin başladığı bu hali Cenab-ı Hak cümlemize nasip etsin. Ya eyyühetilen nefsil mutmainne irci ile rabbike radiyeten merdiye. Sure-i Fecir ayet 27-28-29 meali. Ey tatmin olmuş, huzur bulmuş nefs, sen ondan razı, o da senden razı olmuş olarak Rabbine dön. Ve benzeri hitapların kaynağı bu haldedir. Kıblenin değişmesi, vaktimiz doluyor ama bu mühim bir hadise. Bunu da özetle bir görelim bakalım. Kıblenin değişmesi Şaban ayının 15. günü olan Berat gecesinin ertesi günü vuku bulmuştur. Ey Salih, çok dikkat et ve iyi anlamaya çalış. Bu hal hayatında gerçekten tek mühim dönemeçlerinden bir tanesidir. Mekke'de bulunduğu sırada Peygamberimizin önceleri Kabe'ye, sonra da Beytullah'a, Beytül Makdis'e yani Kudüs'e doğru namaz kılması emir edilmişti. Yani Peygamberimiz Kabe-i Muazzama'yı önüne alıyordu. Arka tarafında olan ki o istikamete düşüyordu öyle, Kudüs'e doğru namazını kılıyordu. Ancak Mekke'ye gidildikten sonra yani şu üç yer böyle sacaya gibi olduktan sonra Mekke'yi önüne alıp namaz kılması mümkün değil. Tam ters olurdu. Doğrudan doğruya Kudüs'e doğru yöneldiler. Mekke'de bulunduğu sırada Peygamberimiz önceleri Kabe'ye, sonra da Beytül Makdis'e yani Kudüs'e doğru namaz kılması emredilmişti. Peygamberimizin Medine'ye hicretinden önce Ensar'ın da namazdan iki yıl kadar Beytül Makdis'e yönelerek kıldıkları rivayet edilir.
Peygamberimiz Mekke'de bulunduğu sırada namaz kılarken Beytül Makdis'e doğru yönelir. Kabe de kendisinin önünde bulunurdu. Halbuki kendileri Kabe tarafına yönelerek namaz kılmayı arzular dururdu. Peygamberimizin Medine hicretinin 18. ayına rastlayan Şaban ayının ortasındaki bir pazartesi günü zaman zaman gittikleri Beni Selime mescidinde kıbleleri bir öğle namazının ikinci rekatında fevelli ve şeke seslenmesi haram, Bakara 244 mealen yüzünüzü Mescid-i Haram tarafına döndür. Ayet-i kerimesi nazil olunca hep birlikte yüzlerini Kudüs'ten Mekke'ye döndürmüşler. Namazlarını böylece tamamlamışlardır. Bu mescidin ismi de Kıbleteyn, iki kıbleli mescid olmuştur. Ziyaret edenler bilirler. Bu hususta daha başka rivayetler varsa da yer olmadığı için anlıyoruz. Burada mühim olan mutlak bir dönüşümün olduğunu düşünmektir. Ayet-i kerimede kat nera tekellibe ve şekef istemai felen veliyyün neke kıbleten terdaha fevelli ve şekeset vel mescidel haram ve haysuma küntüm fevelli vücuhekum şetra. Bakara 244 nalen. Ey Habibim, yüzünü gökyüzüne döndürdüğünüzü görüyoruz. Döndürdüğünü görüyoruz. Elbette seni razı olduğun tarafa döndüreceğiz. O halde yüzünü Mescid-i Haram tarafına döndür ve nerede olursanız olun yüzünüzü Mescid-i Haram tarafına döndürünüz. Burada hem Resulullah'a ve hem de ümmetine hitap vardır. Bir dönüşüm gereği vardır. O zaman olan bu hadiseler her zaman devamlı oluyor. Hazreti Resulullah dini mübin İslam'ı 23 senede yerine oturtmuş. Biz ise eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah dediğimiz zaman hemen gerçek Müslüman olduğumuzu zannediyoruz. Neden? Çünkü sistem ortada var. Bir tek şehadet kelimesini söylemekle bu sistemin tamamını kabullenmiş oluyoruz. Fakat bu kabullenmek yaşamak demek değildir. Bu sistemi yaşamak, dini mübini İslam hangi seyir üzere devam etmiş ise bizim de o seyri sürdürüp yaşamamız gerekmektedir. Bakın şurası da mühim bir konu hepsi gibi. İslamiyet nasıl gelip yavaş yavaş uygulanmaya başlamışsa, nasıl bir hüküm sistem takip etmişse bir hak seyircisinin de seyirlisinin de aynen bu sistem üzere yavaş yavaş bu dini anlaması mümkün. Aksi halde başka türlü mümkün değil. Eğer Peygamber Efendimiz hemen her şeyle birlikte gelip, yani Kur'an-ı Kerim hemen hepsiyle birlikte gelip peygamber olsaydı, her şey bir anda ya bir senede amir hükümler oturtulmuş olsaydı, biz de hemen girdiğimiz zaman İslam olabilirdik. Yani gerçek manada fiilen de İslam olabilirdik ama 23 sene, bu 23'ü de 2 ile toplarsak 5 yapmakta, bu da bütün mertebeleri ifade etmekte aslında. Hazret mertebelerini, ki bunların yaşanması gerektiğini ifade etmekte. Peygamberimiz 23 sene bu seyri sülükünü sürdürmüşse biz ona benzemek suretiyle en azından iş olmazsa, ki onun anladığı gibi anlamamız mümkün değil ama olsun. Surete olarak en az 23 seneye ihtiyaç var. Onun sonunda ekmeltü leküm diniküm el yevme ekmeltüküm diniküm, bugün sizin dininizi tamamladığım diyor. Bakın 23 senenin sonunda dinin tamamlandığını belirtiyor. Ama biz bunları sadece ona gelen bilgiler gibi, genel bilgiler gibi görüyoruz. Ama her bilgi bize ait bir bilgidir. Her bilginin de bizde bir mertebesi vardır. Okunacak, konacak yeri vardır. Kıble değişmesinin bir berat gecesinin hemen ertesi günü olması acaba bir tesadüf müdür yoksa bir gerçeği mi ifade etmektedir? Kudüs'te Beytül Makdis'e dönmek ne demektir? Mekke'ye, Kabe'ye dönmek ne demektir?
Her ne kadar kişi suret olarak Kabe'ye dönüyor ise de acaba batinen iç ve gerçek haliyle nereye dönmektedir? İnsanın varlığında bulunan hayal, vehim ve izafi benlik onu pek çok şeyi, onu pek çok şeyi sathi olarak yaptırmakta ve yanlış değerlendirmektedir. Bu yanlışlardan ve eksikliklerden kurtulması için de kişi nefsini iyi tanımalıdır. Evet, öyle devam ediyor ama bizim de süremiz doldu. Özetle bir şey söyleyelim şurada. Kıblenin değişmesi demek. Ehl-i zahire bunlar söylendiği zaman ehl-i zahir bunları inkar eder, kabul etmez. Yani şu şekilde. Bu bilgiyi alır, bilir, tasdik eder, kabul eder. Ama bir dervişin üstünde bu sürelerin de olduğu idrakini kabul etmez. Ama tatbikat bu. İşte bu da ne demek oluyor? Siz meratib-i ilahiye itibariyle Museviyet mertebesine geldiğinizde, yani tenzih mertebesine geldiğinizde oranın kıblesi kutsiyettir. Mukaddes göndür. Ki onun zahirdeki ifadesiyle de Kudüs şerif. Kudüs mukaddes demek zaten. Bir Tekirdağ'da eskiden gençliğimizde Yahudiler vardı. Onların bir çocukları vardı, bizim arkadaşlarımızdı. Sorardım, İncil okuduğum zamanlar demek ki rastlamış. İsa Şarafalama gitti, İsa Şaralaman'a gitti geldi diye. Ya dedim David, bu Şaralaman nedir yani? O dedi Kudüs şehridir. Yani selam şehri, selamet şehridir. Deyince ben o zaman anladım İsa Aleyhisselam nereye gittiğini, Musa'nın nereye gittiğini. Varaşolum. Selam şehri diye. İşte kişi İbrahimiyet mertebesinden sonra geldiği o mertebedeki anlayışı itibariyle secdegahı kutsiyettir. Onun da temsilcisi Kudüs'tür. Peygamberimiz oraya secde etmişse, sahabe-i kiram secde etmişse biz niye secde etmeyelim? Fiziki manada değil. Tabii bizim artık belirlenmiş bir kıblemiz var, suretimiz orada. Ama manamız ve hakikatimiz itibariyle kutsiyetin secdegahıyız. Secdesiyiz. Secde ettiğimiz yer kutsiyet kıblegahıdır. O zaman işte mertebe olarak biz Musevi hakikatini yaşıyoruz. Tenzihi manada hakikati yaşıyoruz. Bu dışarıdaki Yahudilerin yaşantısı değil bu. Yalnız onu karıştırmayan bir şey. Kur'an-ı Kerim'de bize bildirilen hakikati Museviyenin temsilciliğini yapmış olmaktayız o süre içerisinde. Sonra İseviyet mertebesinin de kıblesi orası ama ne zaman ki biz gerçek Muhammedi fenafillah ve bakabillah cela ve mücella bizde zuhura gelmiş olacak tecelliler. İlahi tecelliler. Biz ondan sonra Kabe müntesibi olabiliyoruz. Ancak bakabillah mertebesi itibariyle. O halde yapılacak şey din-i mübin İslam'ın geliş sistemi sırası ve aşamaları neyse bir dervişte aynen bunları sürdürmesi lazımdır. Bu mesele hakkında bir tarikatın müntesibi vardır. Kadiri midirler, nedirler? İsevi kolu diye bir kol vardır onlarda. Şehz Senai mi neyse birisi işte Hristiyan olmuş. Yani bir kızla evlenmek istemiş. Ailesi de demişler ki Hristiyan olursan veririz kızımızı, başka türlü vermez. O da olmuş. Dervişleri de terk etmiş. Bizim işte Efendi Hazretleri gitti Hristiyan oldu, İslamiyet'i bıraktı gibi. Gezerlerken bir yerde o dervişler kendi hallerinde ne yapacağız diye işte. Bir başka şeyh efendiyle karşılaşıyorlar. O bakıyor ki kimse yok. Yani şeyhleri yok başında. Ne oldu böyle dolaşıyorsun sorunca. İşte bizim efendi Hristiyanlığı kabul etti. Hristiyan oldu. Biz de onu bıraktık demişler. O da demiş ki madem şeyhinize bağlıydınız siz niye Hristiyan olmadınız?
deyince biraz düşünmeye başlamışlar. Doğru söylüyor demişler. Biz madem bunun peşinden gidiyoruz, ne yaparsa yapacağız. Vardır bir hikmeti diye. Ondan sonra gidiyorlar, kapısını çalıyorlar. Efendi Hazretleri kusura bakmayın, biz de geldik Hristiyan olacağız diye. Ondan sonra işte Efendi Hazretleri bakıyor, düşünüyor ki, yani ifadenin zahirine göre yanlış yapmış. Tamam diyor, hadi kızınız da sizin olsun, hepsi sizin olsun, ben yine Müslüman oldum. Dervişleriyle birlikte gidiyorlar. Ama oradaki hadise dervişlerin, bakın, bu hususta kemale erdiğini anlıyor. Yani kendi nefislerini aştığını ve fena fişeh hükmünde, şeyhlerinde fani olduğunu anlıyor. Yani dervişlerin kemale erdiğini anlıyor. Veya dervişlere ne demek istediğini anlattığını anlıyor. Dervişlerin de bunu anladığını, artık diyor bu role ihtiyaç yok. Hadi gidelim. Yani bu da açık olarak gösteriyor ki tatbikatıyla birlikte yapılan da var. Yani Museviyet ve İseviyet tenzihi hakkında da bir müddet yaşanması gerekiyor. İşte ondan sonra da Muhammediye dönüyorlar. O mescidin ismi de Kıbleteyn. İki kıbleli. İnşallah iki kıbleli olur. Bundan da yeterli kalırız. Yoksa binlerce de kıblemiz var. O da işin bir başka tarafı. En az bu kadar. İki kıbleli olalım da bu seyri idrak edelim inşallah. Cenab-ı Hak her birerlerimize gerçek manada idrak ehli olup bu dünyadayken nefsimizden beratımızı alanlardan eylesin inşallah.